Merhaba arkadaşlar and welcome to my channel. Today we're going to be taking a look at the English skills of some Turkish celebrities. Bugün Türk ünlülerin İngilizcelerine bakacağız arkadaşlar. Bu video serisi nedense çok beğeniliyor. Daha önce oyuncuların, fenomenlerin ve siyasilerin İngilizcelerini değerlendirmiştik. O videoları henüz izlemediyseniz şuraya tıklayabilirsiniz. Bugünkü videomuzda Acun Ilıcalı, Arda Turan, Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Fatih Terim, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya gibi isimlerin İngilizcelerini değerlendirmiştik. Arkadaşlar. Tabii şimdi aranızda bazı insanlar yahu kardeşim sen kimsin değerlendiriyorsun sana ne yapıyorsun sen o vasfı sana kim verdi diyen olacaktır. Sana ne? İzleme kardeşim o zaman. Çok fazla lafı uzatmadan hemen başlayalım. Şöyle bir sağa geçeyim. Videoları şuraya koyalım. Evet ilk ünlümüz Arda Turan. I am okay. I am very good. Only 3-4 days. I am okay. Only 4 days I don't make training. I am talking. My doctor. Okay. Çok iyi diyemeyeceğim tabii. Şimdi şöyle yani tabii ki iyi bir İngilizce değil. Bir şekilde anlatıyor, ifade ediyor kendisini ama istediği kadar konuşamıyor belli. Yani tıkanıyor ve kurduğu cümleler de çok hatalı. Yani şimdi 10 saniyelik bir şey izledik burada. Çok fazla bir şey değil ama I'm talking my doctor olmaz tabii. I'm talking to my doctor olması gerekiyor. Ama orada aslında onun şeyini de hissediyoruz. Yani gönlü daha fazla anlatmak istiyor. İşte doktorumla konuştum. Doktor bana şunu yaparsın, bunu yapamazsın bilmem ne dedi falan gibi şeyler demek istiyor ama dili orada tıkanıyor. Zaten tıkandığı kadarıyla da çok doğru cümleler kurmuyor. Only for 3 days I don't make training. Yani sadece 3-4 gün antrenman yapmadım mı demek istiyor. Sanırım o öyle bir şey demek istiyor. I haven't been training in 3 or 4 days olması gerekiyor tabii. Ama işte o seviyede değiliz belli ki. Only 3-4 days I'm okay. Anlamadım. Ne demek istiyor? Yani buradaki olay sadece bozuk konuşması değil. Aynı zamanda söylemeye çalıştığı şeyin anlaşılmaması. 3-4 gündür iyiyim mi demek istiyor. 3-4 güne iyi olacağım mı demek istiyor. 3-4 gün dinleneyim iyi olurum mu demek istiyor. Anlaşılmıyor. O yüzden kendime ben şunu sorarım. İngilizce bilmek bir zaruret değil. Bilmeyebilirsin ama o zaman niye konuşuyorsun? Yani artık teknoloji o kadar gelişti ki tamam gerçi bu eski bir video ama yani sonuçta 1970'te yapılmadı bu röportaj. Yani 15 yılı bile varsa atıyorum. O zamanlarda da çevirmenler vardı. Çeviri programları vardı vesaire vesaire. Gereksiz olmuş yani. Ben olsam İngilizce bilmiyor olsam bunu bir kusur olarak görmem belki ama İngilizce konuşmaya kalkmam o zaman yani. Hani ne gerek var? O kadar iyi futbolcusun yani. Ne gerek var mı yani şimdi? Tamam. Bir sonraki ünlümüz Acun Ilıcalı. Oh yeah. Let's take a look at that. Daha uzun bir video. It's starting and I'll try to have the same success in football which is my almost half of my life. So I can say that when I look at my history, past, I see so many football events that I was so inside and get entertained. So I'm gonna just enjoy and make people enjoy. So my vision is to have a very good team, successful team, to make this beautiful city people as happy as we can. And everybody get more entertained. Okay. Şimdi bunu tabii farklı bir boyutta değerlendireceğim. Sebebi çok iyi konuşuyor olması. Yani gayet iyi konuşuyor. Burada şimdi eleştirmek için eleştiriyor olacağım. Onu da söyleyeyim. Yoksa hani burada biri böyle konuştuğunda tamam İngilizce biliyor. İşte sorun yok deyip de çıkardım aslında. Ama videonun konsepti gereği eleştirilecek bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Yoksa illa da çok pimpirikli, takıntılı olduğumuzdan değil. Şimdi birincisi dediğim gibi güzel konuşuyor. Kusuru yok. İlla bir iki şey bulacaksak gramerde bir yerde bir şey vardı. Onu şimdi işte this beautiful city people öyle bir ifade yok da yine anlaşılıyor, sıkıntı yok. Aksan konusu belki soru işareti olabilir. Şu yüzden söylüyorum. Aksanlı konuşmak aslında temelinde bir sorun değil. Ama aksanlı konuşulduğu zaman insanların beyninde bir intiba oluşuyor. Yani sonuç olarak iletişimde konuştuğumuz kelimelerin değeri %7. Geri kalan %93'ü beden dilimiz, duruşumuz, bakışımız, entonasyonumuz ve telaffuzumuz. Ne yazık ki böyle. Ve ben şu anda Türkçeyi bu şekilde doğru kullanarak bile kullansam, hiçbir hata yapmasam hepinizin kulağına biraz tuhaf gelir. Burada
benim kusurlu olmam değil ön planda olan ya da benim yanlış bir cümle zaten kurmadım. Ama yine de aksanla konuştuğum anda hemen karşı tarafın beyninde bir şeyler oluyor. Ve genellikle olumsuz şeyler oluyor. Ve bununla ilgili videolarım var. Bu büyük bir kusur mu? Siz karar verin. Ama bana göre İngilizcesini bu kadar ilerletmiş bir insan aksanını ve telaffuzunu bir tık daha ilerletirse o kötü intibayı da yok edebilir. Gerek var mı? Bence var. Ama çok büyük bir problem mi? Yine size kalmış değerlendirmesi. Yorumlara yazın ne düşünüyorsunuz? Şimdi bariz yanlış olan ama telaffuzda bir iki şey var. Onlardan bir tanesi success kelimesi. Success değil. Bunu aksan olarak da değerlendirip ortadan kaldırmıyorum. Çünkü success demek bir aksan değil. Yanlış telaffuz. Success arkadaşlar. Orada schwa sesi var. Suck kelimesine, yalamak kelimesindeki olduğu gibi a sesi yok. O kelime suck'tır. Bu kelime success. Bir diğeri Türklerin sürekli yaptığı bir telaffuz hatasıdır bu. Vision kelimesindeki ilk i sesini uzatmak. Vision. Vision değil. Vision. Orada da öyle bir şey vardı. Onu da bir söylemek istedim. Onun haricinde tabii Acun Ilıcalı, Acun Firarda'dan beri biliyoruz. Gayet konuşuyor. İngilizcesi iyi. Hiç onunla ilgili bir derdimiz yok. Dediğim gibi bir şeyler bulmak için söyledim şimdi. Okey, devam edelim. Bakalım kim varmış? Bülent Ersoy ve Safiye Soyman. Bu videoyu tabii çoğumuz biliyoruz ama birlikte izleyelim. 1-8. Ya 1-8 olur mu, 18'e gider sonra? Nereye? Ne? Five'ı da koy başına. Five diyecek. Five. Kapat şunu be. Ziftin pekini iç. Çit kapat. Hala ne diyorsun? Derdin ki içtiğim ben işte ya. Üf. Pineapple. Ananas suyu. Aman. Neydi oda numaramız bir daha ya? Üf, dur bakayım bir dakika. Sanki şimdi Türkiye'de arkadaşınla mı konuşuyorsun Safiye? Ne bileyim ben, dur anlatmam Türkçe lazım. Türkçe ana. 1-2-3. Ya bu video tabii her yerde viral oldu ve eski bir video ama yani izlemek yine her defasında böyle gülesim geliyor. İngilizce konuştum sonuçta diyor ya sonrasında Safiye Soyman. Şimdi burada Safiye Soyman birazcık bildiğiniz komedi karakteri. Şimdi bunu eleştirmeye gerek var mı? Yok. Çünkü hiç bilmiyor. Hiç bilmeyen birinin nesini eleştireceğiz? Yani sadece dalga geçmek olur bu noktada. Dolayısıyla böyle bir şey yapmayacağım ama buradaki Bülent Ersoy'da da şunu seziyorum. Ha, belli ki birazcık biliyor böyle birkaç tane kelime ve onun orada rahatlığından ötürü biz zannediyoruz ki ya bu çok iyi biliyordur falan zannediyoruz ama bence bir iki noktada, ben bu programın tamamını izledim çünkü, aslında onun da çok fazla bilmediğini, sadece en basit şeyler işte birkaç kelime, yumurta, tavuk, ben şuyum, şunu isterim, bu tarz cümleleri kurabildiğini düşünüyorum. Daha fazlasını da bildiğini de düşünmüyorum. Tabii burada biraz rating gereği özellikle senaryolaştırılmış bir şey var, çok bariz. Sonrasında bir de şey diyor işte, tavuk göğsü getirdiler bana ama ben şuramı gösterip kalçayı, butu istediğimi söyledim falan diyor. Neyse. Güldük, eğlendik diyelim. Evet. Şimdi arkadaşlar, devam edeceğim ama devam etmeden önce sizlere benim İngilizcemi nasıl geliştirdiğimi ve neler yaptığımı söylemek istiyorum. Şimdi Safiye Soyman gibi konuşmak istemiyorsak, İngilizcemizi geliştirmek istiyorsak önerebileceğim bir program var arkadaşlar. O da Inmigo. Eminim ki daha önce hiç duymamışsınızdır çünkü Türkiye'de pek popüler değil ama rakiplerine göre bakıldığında gerçekten inanılmaz ucuz ve aslında sunduğu şeylere baktığımızda rakiplerine göre daha iyi bir program diyebilirim. Bir kere ana dili İngilizce olan bir eğitmen dersi başlatıyor ve siz birkaç kişilik gruplarda eğitim alıyorsunuz. Birlikte eğitim aldığınız kişiler 140 farklı ülkeden olabiliyor. Ve işin güzel olan yanı, size doğal bir İngilizce öğretiyor. Textbook, yani gramer kitabı İngilizcesi değil. Örneğin let us end the meeting yerine let's wrap it up gibi ifadeler öğreniyorsunuz. Eğitmen sizi sürekli pratiğe davet ediyor ve siz kendinizi bir arkadaş ortamında İngilizce öğrenirken buluyorsunuz. Doğal bir İngilizce öğrenirken buluyorsunuz. Genellikle ülkemizin problemi pratik eksikliği ve burada sürekli olarak pratik yapabilmemiz bizim İngilizcemizi ciddi ölçüde geliştirmemize yardımcı oluyor. Diğer programlara göre çok ucuz olduğu için de bunu sürekli yapabiliyor olmamızın imkanını sunuyor bize arkadaşlar. Sınıflar çok az sayıda kişilerden oluştuğu için pratik yapabilmeniz adına size çok fazla vakit kalıyor. Aşağı yukarı İngilizce seviyesi aynı derecede olan insanlarla bir grupta olduğunuz için de kendinizi kötü hissetmiyorsunuz, rahat oluyorsunuz. Her dersin sonunda size bir geri bildirim veriliyor, feedback veriliyor. Inmigo'nun kullandığı yapay zeka sayesinde her dersin sonunda size nerede hata yaptığınızı söylüyor ve o hataları nasıl düzelteceğinizi de söylüyor. Bu inanılmaz bir şey. Daha önce hiç böyle bir şey duymadım. Denemek isterseniz açıklama kısmına link bıraktım. Ders başına sadece $3 vererek Inmigo'da İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. Evet, şimdi ünlülerimizden devam edebiliriz. Aslı Enver, bakalım. En son Disney Plus'ın Arayış dizisini izledim.
gayet güzeldi yani. Aslenleri beğeniyorum zaten. My mom, she was like, do you want to do something about art? And I was like, I think I can do some acting. It's not too bad. It doesn't seem too bad. And she said, okay, let me, you know, just go to a course or something and let's try. So yeah, my mom, she did help. Nasıl yani? Şimdi 13 saniyelik bir videoydu sadece. Benim arkadaş da niye 13 saniyelik bir video gönderdi sadece, onu da anlamadım ama enteresan. İngiliz aksanıyla konuşuyor. Aslenler İngiltere'de mi büyüdü? Ya da İngiltere'de mi eğitim gördü? Ben şimdi İngilizcesini eleştirmeyeceğim çünkü aksanından İngiltere'de yaşadığı ya da büyüdüğü çok belli. Do you want to do something about art? Baksana. My mom, she was like, do you want to do something about art? Do you want to do something about art? Ben yapamıyorum o aksanı ya. Müthiş. Wow. Aslenler. Belli ki ana dili gibi konuşuyor yani. Daha fazlasını duymama zaten gerek yokmuş. O yüzden belki arkadaşım bu kadar kısa bir video yolladı. Bariz bir İngiliz aksanı. Cockney'e kaçan bir İngiliz aksanı. Cockney de İngiltere'nin yani varoş diyebileceğimiz aksanı. Aslenlere varoş demek istediğim için değil, yanlış anlamayın ama. Anca yerli biri bu kadar net bir Cockney aksanıyla konuşabilir. Yoksa art derdi. A demezdi. You wanna do something about art derdi. Ama do you wanna do something about art dedi. Okay, I'm impressed. Gayet. Wow. Aslan var. Keşke daha fazlası olsaydı. Bir sonraki kişi Fatih Terim. Big games are easier than the other games. Unfortunately. Every time we have the control the games, under the control the games, during the games, we have the some possibility, some big chances, some big occasions, something like that. But what can I do sometimes? And it's the football, that's the football, something happened. Everything is something happened. But anyway, now is in the tabella. We have to see in the situation. Now is second. Abim bir insan 36 saniye konuşup nasıl hiçbir şey demez? Hiçbir şey anlamadım ama yani gerçekten hiçbir şey anlamadım. Yani adam böyle konuşuyor gibi ikna oluyorum, bir şey söylüyor tam diyecek gibi oluyor ama hiçbir şey dememiş oluyor. Okazyon ne ya abi bir kere? We have the occasion. Occasion. Durum. Yani occasion. We have the tabela. Tabii adam what can I do sometimes? Doğru, Recep İvedik bunu buradan almıştı değil mi? Bu çok eski çünkü. Eski bir video. Yani şimdi garip olan şu. Hiç bilmese ya da az bilse bazı kelimeleri kullanabiliyor olmaz. Yani bilmiyor olur. Garip bir şekilde böyle B1, B2 seviyelerinden ifadeler biliyor. Ama onları harmanlayamıyor cümle içinde. Yani bir de o hani biz Türklerin sürekli kullandığı mimikler, jestler, hareketler vardı. Onları da böyle şey yaparak adam... Türkçe konuşuyor ya bu, aslında bu Türkçeydi yani. Ben Türkçe olarak anladım ne demek istediğini, İngilizce olarak değil. Garip bir kombinasyon. Yani kelime bilmekle kelime haznesinin iyi olmasıyla gramer yapısının olmayışı ve Türkçe mecazlarla konuşmaya çalışması ortaya tuhaf bir Rus salatası gibi bir şey çıkarıyor dil olarak ve anlaması çok kompleks hale geliyor. Fatih hocam ya ne diyelim şimdi buna, ben bilemedim. Kötü bir şey de söylemek istemiyorum ama iyi bir şey de söyleyemeyeceğim. Yani yorumlara bırakıyorum arkadaşlar. Sizlere bırakıyorum. Oldukça komik aslında. Evet, Kıvanç Tatlıtuğ. Şey izledim. New York'ta çekilen bu filmin İstanbul'a son çağrı. Orada gayet, yani İngilizcelerini duydum. Gayet iyiydi bu arada. Tabii ki de yani bir film çekiyorsun. Defalarca tekrar ve tekrar orada hata yapacak olsa bile oradan biri ya kardeşim yanlış telaffuz ettin. Ya bu ama Amerika'da böyle söylenmiyor falan filan diyecek olan milyon insan olduğu için o filmde hata yapacak hali yok. En fazla bir aksanla konuşuyordur. O da yani wow, rahatsız etmedi beni şeyde. Gayet okeydi yani film. Senaryo açısından film, bu arada izlediniz mi bilmiyorum, biraz ilk baştan iyi başlıyor gibiydi. Bir sürprizle başlıyordu. Ama o sürprizi çok bariz baştan beri ele verdikleri için ben senaryo açısından hiç heyecanlı bulmadım. Ama bir Türk filminin bu şekilde New York'ta çekilmiş olması çok hoşuma gitti. O ayrı bir perspektif. Siz ne düşünüyorsunuz film hakkında? İzlediyseniz mutlaka yorumlarınızı merak ediyorum. Şimdi spoiler vermek istemedim ama daha önce Kıvanç Tatlıtuğ'un İngilizcesini duymuştum. Gayet okey olduğunu da biliyorum. Hatalı konuşuyor ara ama buradaki videoya birlikte bakalım, birlikte değerlendirelim. Hadi bakalım. This is all I can say, this is really incredible. And my agency gave me a call and they was like, Kıvanç, you got an invitation from Dubai. You have big success there and you cannot imagine how much, you know, your success. I said, you're kidding me. And we went there. Finally, I saw the situation, yes.
hundreds, thousands was there. And, you know, they're yelling, crying, crazy things. Sometimes it scares me because everybody knows you. You cannot even walk on the street, you cannot even shop. You cannot go. Okay, yine gayet okay bir İngilizce. Yani wow olmadım. Yani oha çok iyi konuşuyor olmadım. Ama gayet iyi konuşuyor. Yani burada hani böyle konuşan birine tamam İngilizce biliyor adam ve yurt dışına çıktığında da sorun yaşamaz derim. Hata bulur muyuz? Bulduk mu? Bulduk. Var birkaç tane hata. İşte my agency gave me a call diye bir cümle yok. My agency gave me a call. Beni aradı yani. Give someone a call. Birini aramak ama aradı diyorsam gave me a call olması gerekiyor. Geçmişe atmam gerekiyor. Okey, bu ufak bir hata ama kulağa batıyor yani. Sonra işte yüzlerce, binlerce kişi vardı dedi. Orada bir şey yanlış bir şey dedi bir saniye. Hundreds, thousands was there. And you know, there hundreds, thousands were there olması lazım. Was there olmaz çünkü çoğuldan bahsediyoruz. Belki bazılarınıza işte ufak bir hata gibi gelebilir ama çok bariz ve büyük bir hata bu. Hundreds thousands yani hundreds of thousands of people were there ya da hundreds thousands of people olması gerekiyor zaten o da ayrı. Hundreds thousands were there de olur ama gerçi o da okey. Telaffuz olarak bir şey söyleyeceğim. Şu yüzden söylüyorum onu doğru ifade etmem lazım bunu yanlış anlaşılmamak adına. Şimdi Amerikan İngilizcesine bir yatkınlığı var. Böyle Amerikan aksanıyla telaffuz etmeye çalışıyor. Şimdi biliyorsunuz ki Amerikan aksanında T harfi iki tane ünlü sesin arasına geliyorsa genellikle D diye telaffuz edilir. Yani örneğin su kelimesi İngiliz İngilizcesinde water iken net bir T iken Amerikan İngilizcesinde water. Neden? Çünkü T harfi iki tane ünlünün arasına geldi. A ve E harfinin arasına geldi. Şimdi bu kural evet var ama bu kuralın istisnası var. O da şu. Eğer iki harfin arasına gelip vurgulanan bir hecenin başındaysa o zaman yine de T gibi telaffuz ediliyor. Örnek invitation. Please be on the lookout for an invitation soon. Siesta Key Beach is an invitation for relaxation and rejuvenation. Şimdi invitation kelimesindeki duyduğunuz T sesi invitation değil. Neden değil? Çünkü evet I ile A'nın arasına geldi T ama T harfi vurgulanan bir hecenin başında. Invitation, invitation. Water da öyle değil çünkü water derken ilk hecede vurgu var. Şimdi bir Amerikalı bunu bilerek telaffuz etmiyor. Ha şu kelimede iki hecenin arasına girdi ama T vurgulandı. İşte vurgulanan hecenin başında o yüzden T diye telaffuz edeceğim falan diye düşünmüyor. Biliyor. İçgüdüsel olarak zaten her kelimenin nasıl telaffuz edilmesi gerektiğini biliyor. Ben de sadece kuralı çıkarıp söylüyorum. Şimdi ana dili İngilizce olmayan biri bu kuralı bilmiyorsa buna invitation diyebilir. Kıvancın yaptığı gibi. Ve kulağa yanlış geliyor. Kulağa yanlış geldiği için söylüyorum zaten. Yani şimdi bu iyi İngilizce bilen birinin hatası. Çünkü zannediyor ki Amerikan İngilizcesindeki T iki sesinin arasına gelirse her zaman D gibi okunuyor. Hayır, okunmuyor. Mesela yorgun kelimesi. Fatigue. Okay. F-A-T-I-G-U-E. F-A-T-I-G-U-E. Neden fatigue değil? Neden hiçbir Amerikalının fatigue dediğini duyamam? It's your field of vision, sensitivity to light, lingering fatigue, disrupted sleep. Sleep, headaches, digestive issues, fatigue and more. Çünkü T'yi A ile I harfi sarıyor ama T harfi vurgulanan hecenin başında. Hiçbir Amerikalı bunu bilmez ama içgüdüsel olarak da fatigue gibi bir şey demez. Bilir fatigue olması gerektiğini. O yüzden bu kulağa batıyor diyebilirim. Evet gelelim son ünlümüze. Serenay Sarkoya. Yine ben, yine ben, yine ben. Yine ben, yine ben, yine ben. Okay, Serenay. And I loved it very much. When the production company offered me this project, I was so excited to be a part of it. And Duru is a passionate and so strong, and also this story is based on a three part of bestseller book. So I was, and we were so lucky to see and understand the character from the beginning to the end, which is a blessing for an actor. And it's also very important for me. Wow. Wow. Gerçekten Serenay Sarıkaya'dan böyle bir İngilizce beklemiyordum.
Çok iyi arkadaşlar, gerçekten çok iyi. Yani muazzam, tek bir hatasını duymadım. Aksan kokan bir konuşması da yok. Yani şimdi Amerika'da veya İngiliz gibi bir aksanı yok ya. Yani mesela Aslı Enver gibi, aa bu İngiltere'de doğdu galiba demem ama aa bu da yani Türk aksanını bayağı bastıra bastıra Acun Ilıcalı gibi atıyorum. Yapmamış. Çok nötr, yani aksan, yani rahatsız eden bir aksan yok. Gayet güzel. Kelimeleri seçerek kullanıyor. Güzel ifade ediyor kendisini. Hata yapmıyor. İlla bir şey eleştireceğim diyorsa ama şu olur, çok düşünüyor konuşurken ama onu ben sadece şuna bağlıyorum: pratik eksikliği. Yani en azından çok farkında. Mesela I was diyerek cümleye başlıyor ve diyor ki hayır bu yanlış, ben we were demeliyim diyor ve we were'den devam ediyor. Bu müthiş bir farkındalık ve eminim ki bir hafta iki hafta Serena'yı Amerika'ya koysanız tak 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 konuşur. Yani hiç durmadan, hiç hata yapmadan, hiç telaffuz problemi de olmadan. Wow, gerçekten ben en çok Serena'ya hayran kaldım. Çünkü atıyorum Aslı Enver belli ki muhtemelen zaten yurt dışında bir eğitimler gördü ama Serenay sanki böyle Türkiye'de geliştirmiş ve gerçekten kusursuz hale getirmiş diyebiliriz. Daha önce hiç İngilizce konuştuğunu duymamıştım, o yüzden çok şaşırdım. Wow, wow. Arkadaşlar bu seferlik bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu nedense en beğenilen serim. O yüzden bu tarz videoları çekmeyi çok seviyorum. Çok uzun süredir video çekmemiştim ama ara ara böyle çekip de kanalı canlı tutmayı planlıyorum. Daha önceki değerlendirme videolarımı izlemediyseniz mutlaka ve mutlaka izleyin. Onlar da çok keyifli. Siyasilerin özellikle İngilizcesini değerlendirdiğim videolar var. Orada çok eğlenmiştik. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı, yorumlara girip bir şeyler yazmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın. Evet, bu klişe lafları ettikten sonra da hepinizi çok öpüyorum, selamlıyorum. Kendinize iyi bakın. Take care.